ay süren av yasağının kalkmasıyla 15 Haziran'da vira bismillah diyen balıkçılar Beyşehir Gölü'nden bekleneni bulamıyor. Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Konya ve Isparta ili sınırları içerisinde yer alan gölde balıkçılar çoğu kez siftah etmeden dönüyor. Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Çiftlik Mahallesi'nde geçimini tatlı su balığı avcılığıyla sağlayan balıkçılar da böyle giderse balıkçılığı bırakabileceklerini söyledi. Sezon açıldı. İlk günlerde biraz balık oldu yani her zamanki gibi. Şu anda çok kötü bir durumda göl yani. 2600 metre attık. 2 tane limit altı balık çıktı. Onları da suya saldık. Yani sıfır. Kantarcıya verilecek balık yok şu an. Balıkçılık şu anda bitik durumda. O da gölün suyunun azalma seviyesinden dolayı göl otlandı. Balıklar otun içinden çıkmıyor. Ağ atılacak yer kalmıyor. Çiftlik Mahallesi balıkçıları avlanmaya uygun olmayan balıkları göle tekrar bırakarak boş döndüklerini ve mazot parasının ceplerinden çıktığını ifade ediyor. Mazot parası dahi değil yani şu anda gidip geldiğimiz. Yani sabahın 5.30'unda kalkıp yani şu anda yapılacak bir iş değil o şekilde yani. Ottan dolayı ağları çekemez olduk yani. Ağları ottan kaldıramaz olduk. Çok kötü bir durumda. Kayıkları aldıramaz olduk ağları yani. Ot yüzünden. Gezen otların hepsi ağlara takılıyor. Göl bu şekilde gittiği müddetçe çok bir ümidimiz yok yani. Şu anda balıkçılığı bırakma noktasına kadar geldi yani o şekilde. Bu yıl çok kötü bir durum var. Hakkımızda hayırlısı. Kantarcıya verilecek balık yok şu an. Eli boş mu döndük? Aynen abi şu an öyle. Mazot cepten gitti. Bilinçsiz sulamadan dolayı yani suyumuz kalmadı diyelim. Gölün geliri yok, gideri çok. Sabahleyin 5-5.30 gibi çıktık göle. 2 saatlik mesaide işte tuttuğumuz 3 balık. Hani mazotumuza mı sayarız, emeğimize mi sayarız, yiyeceğimize mi, içeceğimize mi? Yani durumlar vahim.